اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لنه ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يلاعف لها العذاب العفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما الى اخر الايه صدق الله العظيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ساعه لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها احد فاته ابو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا ابا بكر فقال خرجت القى رسول الله وانظرو في وجه الى اخر الحديث الشريف صدق رسول الله فيما قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثال الكثيه 8. sayfeden bir beyt okuyoruz. Büyük şeyh efendi buyuruyor. Veraul ilm olup zatıyla mevcut. Misali yok odur Allahu ma'bud. Bu eşya cümle halik zatı mevcut. Odur vacit, odur macit ve mevcut. Veraul ilmi dile hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Cemaat-i Müslimin ihvan edin. Bugün Cuma günü Ramazan-ı Şerif'in ikinci on günlerindeyiz. Aşağı yukarı yarısına yaklaşmış bulunuyoruz. allah Teala Ramazan-ı Şerif'imizi hepimiz hakkında bereketli eylesin inşallah. Mübarek kılsın. Bu Ramazan-ı Şerif'i iyice ihya etmeye muvaffak eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. Daha evvelki sohbetlerde e, hatırlatmıştık. Cuma'ya gidemesek bile, Cuma'ya hazırlanmamız e, gerekir. Mutlaka bu meyanda Cuma huslu ve efendim, bugün de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çokça salat selam getirmek lazım. Ve Ramazan-ı Şerif ayımızı görüldüğü üzere hızla geçiyoruz. son derece gayretle bu ayı geçirmeye çalışmak lazım asla teravihlerimizde, teheccüdlerimizde, diğer nafile ibadetlerimiz bilhassa fazla zaten e, biiznillahü teala e, yapıyoruz. Varsa yapmayanlarımız, namazlarımızı, namazlarını kılmayanlarımız mutlaka başlasın. Onun e, farzların ötesinde nafilelere devam edelim ve Kur'an-ı Kerim'le çok meşgul olalım. Kur'an ayındayız. Kur'an-ı Kerim'in indiği aydayız. Aynı zamanda aynı zamanda efendim inşallah zekatla e, ilgili e, dersimiz olacak. E, pazar günü sohbetimiz zekata dair olacak. Zekatlarımızı kuruşu kuruşuna hesap etmeli, fitrelerimizi aynı şekilde vaciptir, ödemeliyiz ve diğer Ramazan'ı ihya yollarına son derece gayret etmeliyiz. Sahurlarımızı mutlaka yapmalı, mümkün mertebe geç yapmalıyız. İftarlarımızı mümkün mertebe hemen orucu gün biter bitmez bitirmeliyiz, iftar etmeliyiz. Hurma ile iftar ve sahur yapmak hususunda hadis-i şerifleri okumuştuk zaten. Yani e, bu şekilde inşallah Ramazan-ı Şerif'i e, biraz daha gayretle, azimetle geçirmeye çalışalım allah Teala hepimize yardım eylesin. Ramazan-ı Şerif'in feyizlerine, bereketlerine, meziyetlerine Rabbim bizi ulaştırsın. E, mağfiret günlerindeyiz. Rabbim hepimizi e, mağfurin, mağfurat cümlesine e, ilhak eylesin. Ve e, bu vesileyle memleketimizde, alem İslam'da yaşanan dünyada yaşanan bu felaket bu musibet Rabbim bunu tezden def eylesin. Bu musibete muhtela olan hasta kardeşlerimize şifalar dileriz. Bu ve bu hastalıktan diğer efendim ağır hastalıklardan vefat eden kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin ve onları şehitlik makamından hissedar eylesin. Allahu Teala e, yakınlarına da sabır ihsan eylesin diyelim ve böylece sohbete beytimizle başlayalım. Büyük Şeyh Efendi buyuruyor yine bu beyitler Risale-i Kutsiye'nin e, akait bölümünde yer alan beyitlerindendir. Buyuruyor ki ve ra'ul ilm olup Allah Teala ilmin ötesinde olup ilmin ötesindedir. Yani bizim ilmimizle malum olmaz, bilinmez Allah Teala. Bizim ilmimiz Mevla'ya yani yetişmez. Onu idrak edemez. Estağfirullah. la tudrikuhu'l-absar. Zatıyla mevcut. Allah Teala zatıyla mevcuttur. Yani eee onun varlığı birisinin var etmesiyle olmamıştır. Peki bu nasıl olmuştur? Bunu da bizim havsalamız almaz. Biz Allahu Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna, eşinin benzerinin olmadığına ve varlığının öncesi ve sonrası olmadığına yani ezeli ve ebedi olduğuna ve varlığının kendi zatından olduğuna iman ederiz. Bunu böylece kabul ederiz. Evet, misali yok. Allahu Teala'nın bir misali, emsali, bir benzeri yok. Esadile leyse <laughs> kemislihi şey. Allahu Teala gibi bir şey yoktur. Odur Allahu Mabud. Allahu Teala yani mabuttur. Yani ibadet olunandır. İbadet olunmaya layık olandır. İbadet yani e, mabut diye piyasaya çıkmış çıkartılmış e, tapılan şeyler, kendisine tapılan şeyler var. Ama bunların hiçbirisi mabudun bilhak değildir. Mabud olmak için halik olmak lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim baş taraflarında buyuruyor Cenab-ı Hak Estağfirullah. Ya ey bütün insanlar. U'budu rabbekum rabbinize ibadet ediniz. Şimdi biri der ki tamam ben ediyorum zaten Rabbime. E nedir Rabbin? İşte taş, talaş, efendim helva, pasta, efendim heykel, put. Bunlar Rab değil ki. Rabbinize ibadet edin ama Rab senin tayin etmenle, senin tapmanla Rab olmuyor. Ellezî halakakum vellezîne min kablikum. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbiniz. Halik <Sessizlik> mabud olur. Yani bir e, yaratan Allahu Teala'dan başka yaratan varsa o da mabud olsun. Yok ki. Mevla buyuruyor Resulullah. Hel min halikın gayrullah. Allah Teala'dan başka halik var mıdır? Yoktur. Kulillahu haliku kulli şey. De ki her şeyi yaratan Allahu Teala'dır. Zalikumullahu rabbukum. O Allah Rabbinizdir. La ilahe illa hu. İlah yok tek o vardır. Haliku kulli şeyin her şeyin halikidir. O halde fa'budu. Madem yaratıyor, ondan başka da yaratan yok. O ma'buttur, o ilahdır, o rabdir ve de tektir. Evet. Yani yaratma işinde Allahu Teala'nın ortağı yok. Rızıklandırmakta vesaire vesaire ama ibadette ortağı olacak. Yani Allahu Teala ibadet edildiği gibi bir şeye de ibadet edilecek. Buna şirk derler. Bu dinsizliktir. Efendim kafirliktir bu. Allahü Teala mabuttur. Bu eşya cümle halik zatı mevcut. Bu varlıkların hepsi helak olucudur. Zaten yoktan e, varlık alemine gelmiştir bunlar bu varlıklar Mevla'dan başka Mevla Teala'nın zatı, esması ve sıfatlarından başka her şey sonradan var olmuş. Şu anda da var iken bile yok olucu, halik yani var sayılmaz. Çünkü varlık kendisinden değil. Varlık Allah Teala'dan. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabekum min nimetin fe min Allah. Yani sana hangi güzellik dokunduysa o Allah'tandır. Yani varlık bir güzelliktir, var olmak. Her şeyin aslıdır ve o varlık Allah'tandır. Ve ma asabekum min ni'me fe min Allah. Hangi nimet size isabet ettiyse Allah'tandır. Başka yok yani. Şimdi e, varlık işte en baş nimet odur. Bir insanın e, diri olabilmesi için, bir insanın gören olabilmesi, duyan olabilmesi, söyleyen olabilmesi, yani işleyen olabilmesi için var olması lazım. E bu varlık kimdendir? Allahu Teala'dan. O Allahu Teala'dan olunca varlığın tevabi'i, varlığın levazımı yani varlığa bağlı olan diğer e, şeyler yani e, yönler hepsi onlarda Allah'tan oluyor. Yani görmemiz, duymamız, konuşmamız hepsi varlığın tevabidir. Ona bağlı. Var olan görebiliriz. Diyelim insanın varlığı gidecek ama onun görür olması devam edecek. Duyar olması da de mümkün değildir bunlar. Her şey helak olucu. Şu an helak üzerindedir. Zaten de bir zaman sonra da hepsi yok oluyor. Her canlı efendim vefat ediyoruz. Mevla buyuruyor. Yani hel tuhissu minhum min ahadin bugüne kadar bundan önce yaşayan insanlardan bir tane görüyor musun diyor Allahu Teala. Bir tane ölümden kurtulmuş, ölmemiş hala duruyor yoktur. Ev tesma'u lehum zikza veya bir ses yani bir fısıltı duyuyor musun onlardan? Her şey vakti vades gelince yok oluyorsun zatı mevcut ama Allahu Teala'nın zatı mevcuttur. Kullu men aleyha fan ve yebqa ve rabbike zul celal ve ikram. Her şey fanidir. Ancak Rabbinin zat pak sübhanisi o bakidir. Kullu şeyin halikun illa vechehu. Her şey helak olucudur ve şu an helak üzerindedir. Ve de az sonra helak olacak, yok olacaktır. Zaten her şey yokluğa doğru, tükenmeye doğru gidiyor. Efendim, ancak Cenab-ı Hakk'ın zat Pak Sübhanesi müstesna. Odur vacit, bulan odur. Nasıl? Yani kulunu ibadet üzerinde, hayır üzerinde, efendim, bulan veya da tersi isyanda, hayırsızlıkta, kulunu bulan odur. Macit ya odur macit yani ulu Allah Teala'dır ve mevcut ve mevcut Allah Teala'dır. Ve raul ilmi dile hakka gidelim. Mevla ilmin ötesinde de demiştik beytin birinci sağında başında. İşte ilmin ötesinde olanı dile. Yani Mevla Teala'yı dile. Derdimiz Mevla olsun hedefimiz onun rıza ilahisi olsun. Bak ne diyoruz? İlahi ente maksudi ya, ve rıza ke matlubi. Ya Rab benim maksudum sensin ve e, matlubum. Maksud ve matlub aynı manada senin rıza-i şerifindir. allah Teala buyuruyor. E, ve lulvanun minallahi ekberu. allah Teala'nın kullarından zerre kadar razı olması kullar için her şeyden büyüktür. Yani ve onun ötesinde de bir şey yoktur. Yebtevune fallen min Allah var. Yebtevune fallen min Rabbihim var. Aynı manada. Rablerin rızasını isterler. Niye? Daha onun ötesinde bir şey yok ki. Yani rızanın ötesinde bir şey yok. Mevlan cemalinin ötesinde bir şey yok. Estağfirullah. Lilledine ahsenül husna. Yani güzel yapanlar neyi? Ee, allah Allahu Teala'ya kulluğu ve Resulullah Efendimiz'e ümmetliği, Müslümanlığı onunla beraber e, bu başlıklar altında yaptıkları her şeyi güzel yapanlar. Güzel yapmanın şartı dine uygun olup olmasıdır. Yani güzel mi değil mi bir şey. Dine uygun olan güzeldir. Sünnet-i seniyeye uygun olan güzeldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e uymayan hiçbir şey güzel değildir. Esasla fam ve ma ataakumur Rasul'u fehuduhu ve ma nehaakum an fentehu neyi getirdiyse onda neyi gördüyseniz onu hemen alın o mutlak surette doğrudur güzeldir. O size neyi yasakladıysa onda ne yoksa siz de ondan mutlak surette vazgeçin ona eğer varsa siz de son verin zira onda olmayan mutlaka çirkindir. O her güzelliklerin sahibidir. Hiçbir çirkinliğe sahip değildir. Çirkinliklerden uzaktır. Vettekullah. <laughs> Peygamberinize ters düşmekte Allah'tan korkun. Peygamberinizin hoş gördüğünü nahoş görmek, nahoş gördüğünü hoş görmek işte bu peygambere ters düşmektir. Kaç tane ayetinde buyruluğu bir tanesini okuyalım. Estağfirullah. Ve men ve hemen yüşa kukur resule min ba'deme tebena lehu'l huda ve ettabi gayre sebe'il mu'minu'l li ma tevalla ve kim resulullah'ın yolunun karşısında bir yolda bir safta yer alırsa ister akidede isterse yani yaşayışta Resulullah Efendimizin bir yolu vardır ve bu malumdur. Bu biliniyor, tespit edilmiştir. Kim Düşünce yapısıyla veya davranış biçimiyle Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yolunun karşısı. Sanki e, hani nasıl ki bir e, elmayı ikiye bölersin, bir yarısı efendim sen de diyelim, diğer yarısını karşına karşındaki ne verilsin, belki onda mesela e, ezik var, çürük var, hani e, ne dersin işte? veya o ne der der ki işte bana bana düşende benim şeyimde benim hissemde payımda şu var der. Bunun gibi yol ikiye bölünüyor. Birisi Resulullah'ın yolu sallallahu aleyhi ve sellem, bir de onun karşısındaki yol. Başka başka yok. Başkası yok. Bir insan ya Resulullah'ın yolundadır ya karşı yolda, karşı saftadır. Allah Teala buyuruyor kim Resulullah'ın karşısında bir yolda, bir yerde, bir nokta, bir çizgide, bir yapılanmada yer alırsa ve müminler Resulullah'ın peşindedirler. Kim müminlerin yani kamil, iyi, olgun müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa onu o yolda yürütürüz. Belki önünü açarız. Yürü ya kulum deriz. Ama sonunda onu cehenneme sokarız diyor Allah Teala cemaati müslimin az kardeşlerim biz cennete doğru koşuyoruz. Onun için lilladine ahsenül husna Mevla buyuruyor ki her şeyi güzel yapan kullarıma en güzel olan vardır. Nedir o? Cennet. El husna yani el cennet, el husna. En güzel cennet ki daha güzeli yok manasında. Ayetin devamında geliyor ve ziyadetin bir de en güzelin daha ötesinde güzel olmayan o güzelin bir de fazlası var. Demek ki hüsnanın da fazlası var. O da nedir? Cennetten fazla, cennetin ötesinde ne vardır? Cemalullah. O cennetin sahibi, onun rızası, onun cemali. Cennet iyi oluyorsa kimindir bu? Allahu Teala'nındır. Evet. Onun için akaid ibaresine buyuruyoruz. Emali de feyen naime idara evhu Cennetlikler Mevla Teala'yı gördükleri zaman mevcut içinde bulundukları nimetleri unutacaklar. Niye? Çünkü rü'yetullah Allah Teala'yı görmenin e, yanında hiçbir nimet yani nimet kalmaz. Hiç onu tutan bir nimet olmaz. Evet. Şimdi bundan sonra e, iki, gündür bu ayetler üzerine durduk. Bugün bu işte anlayacağız. Dersimizin ayetlerine geliyoruz. Ahzab suresinin ayetleri. Biz 28'den başlamıştık. 28-29'u iki gün o, bu ayetleri gördük. Şimdi devam eden ayetlere geldik. Burada Allahu Teala buyuruyor. Estağfirullah. Ya nisa en nebiyy. Ey peygamberin hanımları. Daha evvel de bunu ifade ettik. Peygamber Efendimizin hanımları bu sure Ahzab suresi. Ahzab suresinin birinci sayfasında son ayetin başında son ayetin başında Esselbilla şöyle buyurur. En nebi yu evla bil mu'minina min enfusihim. Bu bir cümle. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Peygamberin hanımları müminlerin analarıdır buyuruyor. Demek ki Nisaun Nebi yani peygamberin kadınları bizim neyimiz oluyor? Bütün ümmetin anneleri oluyoruz. Allah Teala bizleri o annelere efendim layık manevi evlad eylesin ve hepsinin şefaatine cümlemizi mazhar eylesin. Şimdi burada annelere annelerimize söyleniyor. Fakat tabii ki e, Kur'an-ı bu yer aldığına göre demek ki annelerimiz de bugün ahiretteler. Demek ki bu ayetler o gün onlara, bugün bize. Yani o annelerin evlatları olan e, bizlere. Kim bizler? Erkekler, hanımlar. Ama öncelikle hanımlar yani. Çünkü direkt burada Mevlamız'ın muhatap e, kıldığı Resulullah'ın hanımları oluyoruz. Ya nisa nebi Ey peygamberin hanımları Dolayısıyla bu ayetlerde anlatılacaklar Birinci derecede o peygamberin Ve o hanımların manevi evlatlarından Manevi kızlarına oluyor İkinci derecede de Efendim biz inşallah manevi evlatları olarak bizlere Allahu Teala buyuruyor. Ey peygamberin hanımları. Men kim? Yeti gelirse minkunne sizden bir fahişetin Fahişe hayasızlıktır ama buradaki manası Bütün tefsirler aynı şeyi söyler Buradaki manası yani e, bir, bir günah yani demekti Böyle e, şehvetle alakalı fuhşiyatla alakalı bir şey değil Çünkü zaten onu onlar yapmazlar yani Ama normal işte bilinen günahlar işte e, gıybet gibi, dedikodu gibi, yalan demek gibi vesaire hani işte e, günahlar biraz bir yönüyle iki kısma ayrılıyor. Bir yani e, fahşa denilen bu eee iffetle alakalı günahlar var. Bir de diğer normal işte bilinen günahlar hani. Evet. Ey Resulüm'ün hanımları, ey peygamberin kadınları, eşleri ve de ümmetin anaları. Sizden kim bir yanlışlık bir günah işlerse mübeyyinetin böyle aşikar net açık bir günah işlerse yula'af leha ona kat kat yapılır el azabu azab la'feyn iki kat yapılır yani ey peygamberin eşleri sizden kim bir günah işlerse o günahı bu ümmetin normal kadınlarından birisi işlediğinde ne kadar günah alır? Ne kadar günahkar olur? Efendim ve ceza alır. Size onun iki katı vardır. Yula'af lehel azabu la'feyn. Yani azap iki kat olur. O günah işleyen insanlara verilen azabın iki katı olur size. Ve kendi der ki Bu Allah'a kolaydır, güç değildir. Sonra devamla buyuruyor ki ve men yaknut her kim de itaat ederse lillahi Allah Teala'ya kulluk yaparsa ve resulihi ve resulüne sizden her kim Resulullah'a ümmetlik yaparsa itaat ederse Kur'an ve sünneti yaşarsa ve teamel amelen saliha ve işte ameli salih işte İslami bir hayat Müslümanca bir hayat yaşarsa nütiha sizden bunu yapana veririz ecraha mükafatını merrateyni bunu yapan diğer kadınlara verdiğimizin iki katı olarak severiz ve atedne leha ve onun için yani sizden Allahu Teala ve Resulüne itaat eden ve ameli salih işleyen Müslümanca bir hayat yaşayanlara hazırladık. Ecren kerime, rızkan kerime çok değerli bir rızık yani cennet hazırladık buyuruyoruz. Şimdi Müslümanlar zaten mesele malum olmuştur. Bakın ey peygamberin hanımları sizden bir yanlış yapana efendim onu yapan normal ümmetin fertlerinden birine verdiğimiz azabın iki katını veririz. Sizden iyilik yapana da diğerlerine verdiğimizin iki katını mükafat veririz. Peki neden? Neden? Normal, halbuki Allahu Teala mesela sevap vermekte hak ettiğinden fazla sevap verse bu lütuf olur. Ama e, bir insan e, ceza almak noktasında, allah Teala ceza vermek noktasında suçtan fazla ceza e, bu yani e, haksızlık olmaz mı? Zulüm değil midir? allah Teala'nın kanunu şöyle değil midir? Yani suç işleyene suçu kadar ceza verir veya az verir veya affeder. Ama fazla vermez. Niye? Ceza verirken allah Teala adliyle muamele eder. Suçtan fazla ceza zulümdür. Allahu Teala inna Allah la yazlimu miskale zerre. Allah zerre kadar zulmetmez. Ve ma ene bi lil abid. Ben kullarıma zerrece zulmedici değilim diyor Allahu Teala. Pekala e, şimdi burada bak iki kat veriyoruz. Efendiler, aziz kardeşlerim burada iki kat verilmesi yani suçun e, e, suçtan daha fazla ceza manasında değildir ya. Onun bir günahı diğer insanların iki günah kadardır. Dolayısıyla ona verilen ceza gene suçu kadardır. Fazla değildir. Allah Teala zalim değildir. Allah Teala adildir. Allah Teala adaletle hükmeder. Kuluna zulmetmez. Ama onun bir günahı normal ümmetin kadınlarının veya erkeklerinin iki günahı kadar e, bir suç oluşturuyor ve suç büyüdüğü için efendim ceza büyüyor. Peki neden? Tabi hikmetini en iyi Allahu Teala bir Allahu Alem. Diyerek biz bu aciz efendim halimizde bilebildiğimizi ulema efendilerimizden öğrendiğimizi söylüyoruz. Burada çünkü o günahı işleyen insanın kendi şahsiyeti önemlidir. Şahsiyet. Mesela bazı e, hataları siz birilerine bağışlarsınız, normal görürsünüz. Aynı hatayı bir başkası için desin ki bunu sana hiç yakıştıramadım. Ne demek bu? Yani başkasına yakışıyor bana niye yakışmıyor? İşte buna benzer bir muamele var burada. Şimdi onlar hem Resulullah'ın eşleri olacak. E, kainatın efendisinin eşi eşi olmayan kadınlar yani hiç dünyada onların eşi benzeri yok. Hiçbir peygamberin hanımı onlar gibi olmamıştır. Çünkü kocalarından geliyor şey e, o marifet. Bu bir zamanımızı değerlendirelim. İkincisi az kardeşlerim yani burada daha durulabilir geçiyorum. İkincisi bir de yani günah işlemekte kötü örnek olmak yönünden de günahın ee, seviyesi yükseliyor. Günah katlanıyor. Yani ceza katlanması günahın katlanmasından peki niye katlanıyor? İşte birinin sebebini söyleyeyim. İkincisi nedir? Kötü örnek olmak vardır. Yani e, bakar birisi e, annemiz bunu yaptı. Resulullah'ın eşi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayat arkadaşı bunu yaptıysa demek bu yapılabilir. Yanlış olsa o yapmazdı diye efendim ona örnek alız alabiliriz kötü örnek olur dolayısıyla birisi daha ona bakarak günah işler bu hem kendi günahının yüklenmiş olur hem de günahına sebep olduğu kötü örnek olduğu insanlara da o kötü örnek olmanın çünkü kötü örnek olmak yasaktır güzel örnek olmak mecburdur mecburi yani onun için işte Allahü allah Teala ve Resulüne itaat ettikleri zaman, Müslümanca yaşadıkları zaman onların kulluğu, onların ümmetliği, onların Müslümanca hayat yaşamasının mükafatı, onların yaptığının aynısını yapan diğer kadınların, erkeklerin mükafatının iki katı oluyor. Niye? Çünkü hem Resulullah'ın eşidirler hem de güzel örnek oluyorlar. Onlara bakıp insanlar ha böyle olmak lazım. Hanımlar onlara bakıp ha bak işte Resulullah'ın hanımı böyleyse Resulullah'ın kızı böyleyse biz de böyle olmalıyız der. Dolayısıyla güzel örnek olur. Mensenle sünneten haseneten mensenle sünneten seyyiyeten hadis-i şerifi vardır. Yani kötü bir örnek olmuş olur. Kötü bir çığır açmış olur. Dolayısıyla o yoldan giden o kötülüğü yapanların vebali de buna yüklenir bir iyi bir yol açmış olan, iyi örnek olan, güzel örnek olan insan da efendim hem kendisi o güzelliği yapıyor hem de birilerinin yapmasına sebep oluyor, vesile oluyor, örnek oluyor. Onun için mükafat iki kat oluyor. Şimdi buradan buradan şunu görmeliyiz. Elbette ki yani ümmet e, zincirin halkaları gibidir. Efendim tesbihin taneleri gibidir ama ümmetin içerisinde de yani bazı yönleriyle temayüz etmiş ve öyle olması gereken insanlar var. Resulullah Efendimiz e buyurdu? Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteniniz. Hayrukum <laughs> men teallemel Kur'ane ve alleme. Bu hadis-i şerif Hem de yani e, Hazreti Hz. Osman radıyallahu Efendimizin rivayetiyle geliyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Sizin en hayırlı seçkininiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an hocası, Kur'an talip ümmet hep hayırlıdır ama bu ümmetin içinde en hayırlısı Kur'an öğrenen ve öğretenlerdir buyuruyor. O halde az kardeşlerim, hoca kardeşlerimiz ve talebe yavrularımız o halde yani bizim e, yanlışımız bakın normal insanların yanlışı bizim ben kendimi kastetmiyorum. Allah'a sığınırım. Ben o hocalardan, talebelerden olamadım. Oluruz inşallah. Sözün gelişi olarak yani. Hani hoca diye söylüyorlar. O halde sade hocalığın havasını atmak değil. Zaten bu yakışmaz. Hocala, hocaya gurur, kibir yani layık mıdır yani? Hak etti mi yani? iş i̇şte efendim o gururu, kibiri hak etti. En gururu, kibiri hak etmeyen hocadır. Cahil çünkü gurur etse, kibretse efendim cahilliğine verirsin. Cehalet dersin. Ama hoca ehem hocasın efendim biliyorsun. Dolayısıyla kibir hiç kimseye yakışmaz. Hele hele hocaya hiç yakışmaz. Gurur yakışmaz. Ucub yakışmaz. Haset yakışmaz. Fesat yakışmaz. Kindarlık yakışmaz. Efendim hainlik yakışmaz. Bunları yapan normal insanlar, e, onlara bunlar çok görülmüyorsa, sen bak en hayırlısın, sana hiç bu yakışmaz. Şimdi, cahil insanlar, e, bilmeyen insanlar, onlar dünyacı olmuş, onlar modacı olmuş, onlar efendim, yani, e, dün, dün ve evves burada bir sürü ayet, hadis okuduk. E, Resulullah Efendimiz'in hayatından e, sahneler okuduk, hadisler okuduk. Yani, Hala efendim ev eşyasının kavgasını yapıyorsa bir hoca, e, bu demek ki e, bal kavanozun dışarıdan yalamış yani pek tatmamış yani. Hala birisi bunun kavgasını yapıyorsa bunun efendim e, mücadelesi ve bunun e, bugün işte görüyoruz ve üzülüyoruz. Altından sebep, efendim eşyadan sebep, efendime söyleyeyim yani dünyalıktan sebep ya kurulması gereken yuvalar kurulmuyor veyahut da kurulu yuvalar dağılıyor. Dağılıyor. Bakın peygamberin hanımına ne diyor? Ey peygamberin hanımı büyük bir şerefin sahibisin ama o halde senin sorumluluğun da büyüktür. Nasıl şerefin büyükse senin mesuliyetin de büyüktür. Dolayısıyla senin bir yanlışına diğer insanlara verilen cezanın iki katı verilir, senin bir doğruna da iki kat verilir. Onun için e, o Peygamber'in e, en seçkin insan dediği Kur'an ehli insanlar, kadınıyla erkeğiyle efendim, Kur'an ehli insanlar buradan kendilerine ders almalı. Çünkü e, sen e, Kur'an ehli olarak hoca olarak hoca efendi hoca hanım bak tekrar ediyorum, fark etmez. Burada ya kötü örnek oluyorsun ya iyi örnek oluyorsun. Efendim beni kimse örnek almıyor desem bile o zaman sana şunu sorarlar. Yahu sen bunları bilmiyor muydun? Şu ayetleri okumadın mı? Sen okumadın mı? Okutmadın mı? Anlatmadın mı millete ki? Peygamberin hanımları peygamberden dünya ve süsünü istediler diye peygamber onlara kapıyı gösterdi. Sen bunu okumadın mı? Sorarlar ve soracaklar. Onun için yani bize yakışmaz bu. Bu kadar efendim, lükse, bu kadar israfa, masrafa batmış olmak yani bakıyorsunuz ki işte sofi, safi, takva bilinen, görünen kişiler düğün günü geldiği zaman başka affedersin yani bir gavurca ifade başka bir moda geçiyorlar. Hani o hocasın, hacısın, takvasın, dindarsın, sofisin ne oldu şimdi? Hepsi bir tarafa. Cahilden beter yapıyorlar. Peki devam edelim. Ya Nisa en Tekrar efendim Rabbimiz efendim sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına sesleniyor. Ey peygamberin eşleri, hanımları, ümmetin anaları. Lestunne değilsiniz. Olmadınız, değilsiniz. ki ehadin birisi gibi minen nisa kadınlardan yani diğer ümmetin fertleri. Siz de bir ümmetsiniz. Resulullah'ın ümmetlerisiniz. Yani hanım ümmetlerindensiniz ama hanım ümmetlerinin içerisinde hiç sizin gibisi yoktur. Neden? Çünkü sizin Resulullah'ın ümmeti olmanın ötesinde bir de eşi olmanız var. Yarın inşallah yarınki sohbette e, sizlere tahrim suresinin İkinci sayfa zaten iki sayfedir. İkinci sayfasından e, orada Allahu Teala'nın bütün aleme örnek gösterdiği e, dört tane hanımı anlatıyor o ayetlerde. Onları okuyacağız inşallah ama herkese örnek yani. Sadece hanımlara örnek değil yani. İki tanesi o dört tane hanımın iki tanesi kafirlere örnek. İki tanesi de müminlere örnek. Kadınıyla erkeğiyle. Şimdi mesela orada göreceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı, Lut Aleyhisselam'ın hanım peygamber eşiydi. Ama onlara ne denildi? Vakile denildi onlara. Udhula giriniz nare cehenneme meaddâhilin girenlerle beraber. Neden? Efendim peygamberin hanımıyım. Ee, peygamberin hanımı olmak ancak ümmeti olmaktan sonra bir mana ifade eder. Peygamberin ümmeti olmadınız, o halde hanımı olmanız, oğlu olmanız, babası olmanız, amcası olmanız, bunlar e, if bir şey ifade etmiyor. Yani eş olmuşsunuz, baba olmuşsunuz, peygambere amca olmuşsunuz Ebu Leheb gibi, peygamberin oğlu olmuşsunuz, bunlar e, karın doyurmuyor. Şimdi ama bak Resulullah'ın eşleri, hem Efendimiz'in ümmeti, hem de Resulullah Efendimiz eşleri olduğu için eşsizdir bunlar. Bunların hiç eşi yok. Benzeri yok. Lestünne kehadim nisa. Hiçbir kadınlar gibi hiçbiri gibi değilsiniz. O halde şimdi şerefi, ünvanı alıp yan gelip yatmak yok. Nimet, külfet dengesi diye bir şey vardır. Yani nimet büyükse senin külfetin, senin işin bizden daha fazladır. Yani şükür gibi bir vazifem var, bir külfetin, bir sorumluluğun vardır. Ne? İşte burada madem ki hiç eşsiz kadınsınız, eşiniz yoktur, o halde bunun gereğini yapmalısınız. İnittekaytünne. <laughs> Buraya birkaç mana verilir, yani başka şekilde ben bir tanesinden gidiyorum. Bizim verdiğimiz manalar ayetin yegane manasıdır diye bir iddiamız yoktur. Doğruysa Allah'tan, yanlış ise bizden Allah affetsin. Mevla buyuruyor ki init kaytülne eğer takva olacaksanız peygamberin hanımlarısınız siz eşiniz benzeriniz yok eşiniz ve menendiniz yok hiç yok yani bu kadar yüksek bir Rutbe sahibisiniz o halde ama takva ol olacaksanız e, değiller mi ünvanla olmuyor bu bana hoca dediler ben büyük adam oldum öyle mi bana hacı dedikleri zaman büyük oldum öyle mi hayır Büyüklük nasıldır? Hocalığın hakkını gereğini yapmakla, hacılığın hakkını gereğini yapmakla olur bu büyüklük. Yoksa ünvanlar, makamlar insana bir şey vermiyor. Hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Musalla taşına geldiğiniz zaman da orada artık er kişi niyetini deyip gidiyor. Bugün efendim şu ayet kelimeyi mukabelemizde okuduk. Estağfirullah. Ve lekad ci'tumuna furada kema halaknakum evvele maratin. Bize tek başınıza geldiniz, yapayalnız, tek, sıfır tokmak. Ve teraktum ma size verdiğimiz bütün ünvanlar, makamlar, efendime söyleyeyim, kabiliyet, beceriler ve de servetler hepsini veraekum arkanıza bıraktınız bize Aynen dünyaya gelirken nasıl bir şey değildiniz, bir şeyiniz yoktu. Şimdi dünyadan giderken de öylesiniz. Peki. Şimdi Mevla buyuruyor ki. Ey Resulüm hanımları siz hiç kadınlardan birisi gibi değilsiniz. O halde takvalık en çok size lazım. Ve de takva olmanız için sadece o ünvan yetmiyor. Ya yani ne olacak? Bir. Şimdi takva olmak takvanın şartları sıralanıyor. Bir, fela tehlâne bil kavul sözü, sesi, konuşmayı e, böyle e, inceltmek, af buyurun, af buyurun, kırıtarak konuşmak böyle e, yani başkalarına kime? Namahreme konuşma ihtiyacı oldu diyelim. Bir şey soruldu cevap vereceksin. Veya sen bir şey soruyorsun. Resulullah bu Mevla buyuruyor ki fele tehlane bil kavl. Bakın takvanın birinci şartı. Sözü eğip bükmeyeceksiniz. Kendiniz perde arkasında olacaksınız. Zaten ileride hemen bu Ahsap suresinin ayetleri içinde hem arka sayfada diyelim dersimizin arkasında ve ida seltumuhunne metan feselunne min Ey müminler peygamberlerin, peygamberin hanımlarına, annelerinizdir onlar ama öz anne ve süt anne değil yani mahreminiz değil. Namahrem anneleriniz, manevi anneleriniz. Onun için haremlik, selamlık, hukuku ve ahkamı aranızda e, geçerlidir. Aranızda zaruridir, mecburidir. Ey müminler! Peygamberin hanımlarına bir şey soracağınız zaman Feseluhunne mim verai hicab perdenin arkasından sorun. Bu perde mü, e, mümkün olan yerlerde yani ayrı birimlerdir, duvarlardır, bilinen perdelerdir. Ama diyelim aynı ortamdasınız. Orada perde el insan elinde perdeyle böyle gezemez. O zaman gözün perdesi var. Bakın bu. Bakarak değil, bakmayarak soracaksınız. Kime? Peygamber. Efendim o peygamberin hanımınadır. Efendiler, Allah Teala e, müminlere hitap ediyor, mümin dediği biz de müminiz ve bir de Peygamberin hanımı için bizden bu isteniyorsa ki anamız olduğunu surenin başında söyledi. E, Peki hala Peygamberin hanımı anamız ama diğer kadınlar yani bir bizim kadınlarımız, analarımız e, hani hakiki veya süt anne e, mahremler başka. Yani namahrem olan hanımlar onlarla nasıl böyle perdesiz bir muamele yapabiliriz? Ne kadar unutulmuş ayet bu ayet. Fela tehlane ben mevzudan sapmayayım bitirmeye çalışalım çünkü bundan sonra da bir işimiz var. Fela tehlane bil kavul. Yani mecbur olduğunuz durumda konuşuyorsunuz. Ya yani çok ciddi konuşun. Sesinizi eğip bükmeyin. Kırıtarak affedersiniz. Sırıtarak konuşmayın. Feyatma'allezi fi kalbi maralun. Kalbinde hastalık olan size heves eder. Kimin hastalık var kalbinde alnında yazmaz. Kim hastadır belli değil. Sen ne yapacaksın? Ey hanım Allah'ın bu ayetini konu alacaksın. Ey erkek mümin sen de aynı. Yani e, mahremin e, dem başka namahrem bir hanıma konuşmak mecburiyeti varsa yani son dere ve kulne Ey kadınlar ve de erkekler konuşun, deyin karşı tarafa, karşı cinsinize kavlen marufa meşru şer'i şerife uygun bir tarzda konuşun. Uygun bir tarzda. Yani böyle biraz e, açık bir ortamda konuşuyoruz. Bu kadar burada e, söylemekle yetinelim. Şu kadar söyleyelim. Yani Bakıyorsunuz ki kişiler eşleriyle konuştuğundan farklı başkasıyla konuşuyor. Daha nezaketli, daha kibarlı, daha böyle efendim okşayıcı, efendim mest edici, memnun edici. Bunların hiçbirisi bu ayetlere uymuyor. Takva olmak iddiasındaysak birinci iş konuşmadır. Konuşmanın upuzun bir izahı vardır. Biz bu konuşmayla ilgili Ramazan içerisinde bir daha bir ders yapabilirsek inşallah, e, inşallah diyelim yaparız. Peki başka? Ey Resulüm'ün eşleri takva olmak istiyorsanız konuşmanız şer'i şerife göre olacak. Başka? Ve karne fi buyuti kunne. Ve ey Resulüm'ün eşleri evlerinizde karar kılın. Evlerinizde Oturun. Evlerinizde bulunun. Burada ya yani bu ayet kelime vekara yakırıdan geliyor. Yani vaade ya'idu gibi. O zaman yani karar kılmak manasına gelir. Veyahut veyahut vekara vekara yani ya kareden geliyoruz karar eden yani karar kılmak veyahut vekar eden geliyor, vakardan geliyor. Ne demektir bu? Yani evlerinizde oturun, vakarınızla beraber vakarınızı böylece muhafaza edin. Bu şu demek değil, evden çıkamazsınız demek değildir. Ama sizin karargahınız, sizin esas yeriniz eviniz olmalı. Yani evde olmanız esas olmalı, asıl olmalı evin dışında olmanız istisna olmalı. İstisna. İhtiyacınız vardır, işiniz vardır. Efendim olur evden çıkarsınız. Ama bu istisna olmalı. Fakat evden çıkmak durumunuz olduğu zamanda da yine takvanın gereği وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرْرُجَ cahiliyetil Ula İslam'dan önceki cahiliye ki artık gömülmüş, son bulmuş. Ebu Cehil bitmiş o düzen. Şimdi İslam düzeni, İslam davası, İslam hayatı başlamıştır. İslam'dan önceki cahiliyenin, kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılmayın. Yani ne enteresandır ki birisi bir şey söyledi. Dedi ki işte bu kokular, parfümler, bilmem boyaların satışı azalmış. Hani boya badana yapıyorlar ya suratlarına azalmış. E niye? E dışarı çıkmak yok. Allah Allah. E bu... Ya bu yanlış bir şey yani boyanmak. Ama e madem boyanıyor, boyanmak yanlış olmakla beraber bir şeyi anlatmak için söylüyorum. E, cahili bir mantıkla, düz mantıkla bakarsan e, bu eve kapanma sürecinde boya badana daha fazla satılması lazım. Niye? E, çünkü e, hanımlar daha fazla boyandılar, tarandılar, süslendiler. E, çünkü eşleri evde, hep beraber evdeler. Demek ki bunlar evin içine değil de dışına e, süsleniyor Bilemiyorum artık takdiri efendim dinleyenlerin e, şeyine arz ediyorum. Ne acayip bir şey. Koku sürünerek yani kokulanarak, giyinerek aynanın karşısında seçiyorsunuz, giyiniyorsun. Çünkü nereye gidiyorsun ya, neye ayarlanıyorsun yani. İnsan çıkmadan aynaya bakar ama yani acaba üstüm başımda açık bir yer var mı? Efendim leke var mı falan olur da yani şu başörtü mü, şu mu bilmem ne, şu elbise mi, şu mu bilmem ne. Bu noktalarda böyle Ramazan günü de fazla müminleri hırpalamak da istemiyorum. Ama takva olmanın şartı evi karargah edinmektir. Ama dışarıya çıkıldığı zaman da tepeden tırnağa örtülmektir. Açılmamaktır. Ve efendim, salate ve وَاَتِينَ الزَّكَاةَ Namazlarınızı dosdoğru kılın, zekatlarınızı verin ve it'a'unillah ve rasule Allah ve Rasulullah itaat edin ki siz kazanasınız. Yoksa ünvan sizi kazandırmıyor. Bak peygamberin hanımısınız. He. O halde ümmetin hanımlarından daha fazla ibadet etmeniz lazım. Peygamberin hanımısınız. He. O halde sıradan hanımlardan daha fazla takva olmanız lazım, daha zühd sahibi olmanız lazım, daha ibadet sahibi olun. Niye? Çünkü sizin e, o ünvanınız onu doldurmanız lazım. Ve devamla buyuruyor ki اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ Vaktimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. allah Teala sizden af buyurun pisliği gidermek istiyor. Şimdi şöyle bir tabir var piyasada. Efendim çok sıkıyorsun sıkma. Aa bak Allah Resulü'nün hanımlarını sıkıyoruz şöyle konuşacaksınız, ev, evinize karar kılacaksınız, dışarıya çıkmayacaksınız, namazlarınızı kılacaksınız, varsa zekatlarınızı vereceksiniz, Allah'a itaat edeceksiniz, Resulullah'a itaat edeceksiniz. Evet. Bunları niye emrediyorum size? Siz sıkmak için değil ya. Sizden pisliği gidermek istiyor Allahu Teala. Pislik size konmasın istiyor Allahu Teala. Temiz olun ve temiz kalın istiyor. Ve yutahhirakum ehlel beyt. Ey Resulümün ehli beyti. Şimdi Şialar ve Türkiye'deki o Şia kafasında olan kafasızlar efendim, e, ehli beyt denilir. Onlar Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i alırlar. E hani ha diğerler? Onlar ehli beyt değilmiş. Onlar ne derse desin. Bak Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın hanımlarına hitap ediyor ki hatta burada yani şu Nisa en Nebi peygamberin eşleri demektir. Hadi işi biraz genişletelim. Peygamberin kadınları diye e, mana versek, eşleri demesek de e, bunun içerisinde kadın olarak Hazreti Fatıma girdi de Hazreti Ayşe nasıl girmiyor? O da Resulullah'ın kadını, hem ya yani o kızı, o eşi. Onun için bütün kafasız doğru efendim e, İslam'a bakışı doğru olan ulema hepsi ne diyor? Bu ayet gösteriyor ki Resulullah Efendimizin eşleri de Efendimizin ev halkındandı. Yani ehli beyttir. Ehli beytin sınırını çizmek o e, Yahudi projesinin Yahudi e, projesinin e, kurbanları, elemanları olan, taşeronları olan şialara kalmamıştır. Ehli beyt kimdir? Ehli beytin içinde kim var, dışında kim var? Bunu seçmek, tayin etmek, tespit etmek sizin gibi ey şialar, sizin gibi aslı Yahudiye dayanan Şia'nın, Şiiliğin efendim e, taşeronların işi değildir. Bu iş sizi aşar. İşinize bakın siz. Geçenlerde onlardan işte Türkiye'deki ayaklarından bir tanesi e, ahirete yollandı. Adam Ebu Bekri Sıddı, Hazreti Ömer Efendimiz'e, Hazreti Ayşe Efendimiz'e kasten yani bizim memleketin insanı yani buralarda böyle bir tartışma yok. Buralarda hani bizim şu efendim Bilhassa Karadeniz yöresinde böyle bir şia e, anlayışı da yok. Adam nasıl ki bir adam Amerika'ya gitti, Çin'e gitti oradan virüs kaptıysa bu da nereye gitti virüsü kaptıysa böyle silme ehli beyt düşmanı olarak efendim yaşadı. Akıbetini Allah bilir. Şimdi Mevla buyuruyor ki ey Resulümün hanımları, kadınları Allah sizden pisliği gidermek istiyor ve yutahhirakum tatheera ve Allah Teala sizi tertemiz yapmak istiyor. İşte tertemiz böyle olunuz. Nasıl bu bu efendim takva şartlarına riayet etmekle olur ve bunların devamı da var. Vezkurne şimdi Mevla buyurdu ki evlerinizde oturun. Ne yapacağız evlerde? Mevla buyuruyor ki vezkurne zikredin, müzakere edin, okuyun, okutun. Ma yutla fi buyutikunne evlerinizde okunan min ayatillah. Evlerinizde Allah'ın ayeti okunuyor bir de vel hikme hikmet okunuyor. Yani Resul'ün hadisi okunuyor. İşte siz bunları müzakere edin, bunları zikredin, bunları tekrar edin, bunları öğrenin, bunları öğretin. İnna Allah Şüphes şüphesiz Allah Teala seni e, daimdir nedir olmaya latifen latif evin içinde de sizi biliyor kalbinizi de biliyor habiren ve her şeyden haberdar olmaya Allah-u Teala asleri daim oldu diyelim. Burada efendim 35. ayet kaldı. Şu anda zamanımız e, bittiği için bu ayet kelimeye girmiyorum. Ama inşallah not edelim bunu da bir ders yapalım efendim. Yani şöyle düşünülüyor ya Peygamberin hanımları Peygamberin hanımı olarak böyle e, bu e, bu makamları kazandılar. Biz peygamberin hanımı olamıyoruz, evladı olamıyoruz. Hani sülbünden ne yapacağız? İşte bizim için de Allahu Teala orada kadınımızla, erkeğimizle yapacaklarımızı Mevla sahip zikrediyor. Onları inşallah bir başka derse bırakalım. Başladığım hadise de mana veremedim. Bugün böyle oldu. Şimdi sadece bir hadisi şerifle e, İktifa edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bu hadis-i şerifi de e, onu bulmam biraz zor olacak. Efendim şöyle bir hadis-i şerif okuyayım size. Ebu Sa'id-i Hudri'den rivayet ediliyor. Bir Arabi Resulullah Efendimiz'e geldi. Fekale ya Resulullah e nasi hayrun. İnsanlığın en hayırlısı hangisidir diye sordu. Fakale efendim buyurdu ki kale raculun cahide bi nefsi ve mali bir adam ki kadın da olabilir malıyla canıyla cihad etti. Allah yolunda malını, canını Allah yolunda feda etti, bezletti. Ve raculun bir de bir adam ki fi şi'bin min şi yani bir vadiye girmiş. Ya'budu rabbahu rabbisine ibadet ediyor. Ve yed'un nase min şerrihi insanları kendi şerrinden bırakıyor. Ne demek? Yani insanlardan uzak duruyor. Bana insanlardan bir şey bulaşmasın diye böyle kuş var. Yani aman bana bir şey onlardan gelmesin bana. Halbuki Resulullah Efendimiz buyuruyor ki en hayırlı insan toplumdan ayrılıyor. Niye? Topluma zarar vermeyeyim. Şerrimden onlar kurtulsunlar diye. Yani başkasını şerli görmüyor. Kendisini şerli görüyor. Ve şerrim insanlara bulaşmasın diye insanlardan böyle bir kenara çekilmiş e, kişidir Resulullah Efendimiz buyuruyor. Allahu Teala hepimize muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Tekrar cumamız mübarek olsun. Rabbim hayırları feth eylesin, şerleri def eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza Rabbim edalar ihsan eylesin. Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. E, mağfiret günlerindeyiz Rabbim. Hepimizi mağfulin mağfurattan eylesin. Her ne hayırlı istekleriniz Rabbimizden meşru dilekleriniz, talepleriniz varsa Rabbim ihsan eylesin. Rabbim çoluk çocuğumuzu, ilahi ömür kıyam neslimizi, hürriyetimizi hayırlı eylesin. İmanlı, irfanlı, ihlaslı eylesin. Alimin, amilin, muhlasin, alimat, amilat, muhlasat eylesin. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim memleketimizdeki, alem İslam'daki bilhassa Müslümanlar üzerindeki bu felaketi, afeti, musibeti tezden kaldırsın ve Rabbim hepimizi hakiki tövbelere, tövbe-i nasuhlere muvaffak eylesin, hayırlara muvaffak eylesin, şerlerden muhafaza eylesin. Rabbim cennetinde sevgili Habibine ve dostlarına cümlemizi civar eylesin ve cennetinden cemal ba kemalin Rabbim cümlemize ikram eylesin. Hepiniz Allah'a emanet ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.